biz mürşide olan görevlerimizi yapmaya devam ederken mürşit de sözleşmesinin ahdinde duruyor bize yardım etmeye başlıyor. Diyor mürşidi kamilin dünyada en küçük faydası nedir diye sormuşlar. Demiş ki dünyadan sofisinin imanlı gitmesine vesile olur. Bunun inşallah bir örneğini anlatayım. Burada sonuçlandıralım. Ee, bu yaşanmış bir hal. Demek ki biz sofi tövbe aldıktan sonra aradan yıllar da geçse biz sofilik yapmasak da biz müşidi unutsak da onlar bizi unutmuyorlar. Bize vefalı oluyorlar. Bunun güzel canlı bir örneği e, 2013 yılında yaşanmış. Bir gün Gavs Hazretleri, Gavs'ımız korumayı çağırmış. Demiş ki git e, çay ocağına bana iki tane demiş ispartalı al gel. Korme çay gidiyor. Diyor İspartalı var mı? Yanında oturan grup diyor biz varız. Diyor içinizden diyor iki tane diyor temsilci seçin. Kavsımız sizi bekliyor. İki temsilci seçiyorlar. Beraber Kavsımızın huzuruna gidiyorlar. Bir tanesi vekilmiş. Vekile diyor ki al diyor bu mektubu yani bu notu al. Bu adrese git bizim diyor selamımızı söyle. Abimiz mektubu alıyor huzurundan çıkınca diyor ki biz diyor daha bugün gelmiştik buraya. Madem diyor Gavs'ımız bize talimat verdi o zaman beklemeyelim hemen geri dönelim. Bu iki kişi İsparta'ya gidiyorlar. Adrese bakıyorlar, buluyorlar. Bakıyorlar ki adres bir meyhane. Kendi kendine bakıyorlar diyorlar ki, biz meyhaneye mi gireceğiz? Evet diyor gireceğiz. Madem diyor Gavs'ımızın talimatı var. Selam gönderdi. Gireceğiz. Meyhaneye giriyorlar. Öyle bir ortamda Diyorlar şimdi ismi Mehmet. Biz diyor Mehmet'i nasıl bulacağız? Orada sesleniyor bir tanesi. İçinizde Mehmet kim diyor. Masada bir tane oturan diyor ki benim. Gidiyorlar yanına. Diyorlar Gavs'ımızın sana selamını getirdik. Deyince Mehmet orada ağlamaya başlıyor. Bunlar da şaşırıyor tabi. Hemen onu çıkarıyorlar dışarıya. Gel bakalım Mehmet bu ne haldir? Mehmet anlatmaya başlıyor. Diyor ki ben diyor Muhammed Raşit Hazretleri diyor 93'te rahmetli olmuştu dünyasını değişti. Ondan beri diyor Gavs Hazretlerine gidip tövbe almadım teslim olmadım diyor. Seyda Hazretleri dünyasını değiştikten sonra diyor gitmediğim için tövbe yenilemediğim için diyor böyle insanların arasına düştüm böyle devam ediyorum diyor. Aradan 20 sene geçmiş. Peki diyor şimdi bari bir tövbe al diyor madem diyor Gavs'ımız sana selam gönderdi bir tövbe alır mısın diyor alırım diyor. Orada tövbe veriyorlar. Meyhananın kapısı dışında. Sekiz şartı anlatıyorlar. Aradan iki gün geçiyor. Bunlar şimdi Mehmet'i göremeyince tekrar Mehmet'in sonra sonra evine gidiyorlar. Evinde kapıyı çalıyorlar. Kapıyı hanıma açıyor. Buyurun diyor. Diyor biz Mehmet için geldik deyince hanımı diyor ki Mehmet diyor iki gün önce sizlere ömür diyor. Mehmet rahmetli olmuş. Şimdi e, buradaki olay daha devam ediyor tabi bunlar ediyorlar ki madem böyle oldu hemen gidelim tekrar menzile kavsımıza bu durumu e, haber edelim diyorlar bunlar tekrar menzile geliyor rendav alıyorlar huzuruna çıkıyorlar kavsımıza anlatıyorlar kurban diyor dediğimiz kişiye gittik selamınızı ilettik diyor ondan sonra o da diyor iki gününde rahmetli olmuş deyince mübarek tebessüm ediyor evet diyor Allah sizlerin razı olsun diyor saadatlar bundan haberdar diyor tamam diyor gidebilirsiniz diyor Şimdi Mehmet'in tövbe almadığı halde Kavsımızdan bundan nasıl haberdar? Öleceğini nereden bildi değil mi? Böyle bir şimdi incelikler de var. Ama burada daha önce tövbe aldığı için aradan 20 yılda geçmiş olsa Sadat-ı Kiram sofisini unutmuyor. Burada çok çeşitli hikmetler var. Onun için biz çok detaylı şeylere bakmadan bu yolu daha çok severek, sarılarak, emirlerine itaat etmeye, sabırla devam etmeye gayret edersek inşallah görevimizi bize düşeni yapmış oluruz. Onlar da ne yapacaklar? Kendilerine düşeni yapacaklar. Himmet dediklerinde ne diyor? Hizmet diyor, değil mi? Siz hizmet edin, biz himmet ederiz diyorlar. Evet konu biraz uzadı, daha çok detayları var. Bunlar bol bol tefekkür edersek inşallah daha iyi anlarız halimizi. Bu konuyu inşallah burada sonuçlandıralım. Dinlediğiniz için, geldiğiniz için Allah razı olsun.